Hatay'ın Defne ilçesinde toplu taşıma sürücüleriyle kooperatif başkanları bir araya geldi ve yeni ulaşım modeline katılmayan meslektaşlarına tepki gösterdi. Hani bu dönüşüm bize daha fazla para kazandırsın veyahut da var olandan almasın. Bir dengenin bizi yöneten, bizi işte bu dönüşüme özendiren insanların denetimlerinin yapılması suretiyle geri kalan dönüşüme katılmayan arkadaşların hakkına razı olmasını, bu konuyla ilgili yapılan çalışma programına uymalarını talep etmekteyiz. Oda binasının toplantı salonunda bir araya gelen çok sayıda şoföre Defne Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şefik Kılıç, Defne Antakya Otobüs Minibüs Kooperatif Başkanı Ali Oduncu, Defne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Karataş yanı sıra Defne Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Ceylan da destek verdi. Açıklamada dönüşüm sistemine katılmayan sürücülerin sisteme katılan sürücüleri mağdur ettikleri savunuldu. Kendilerini haklı gören arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Bu bir aile, bir hani kemik kırılır, gen içinde kalır hesabı ya. Bugüne kadar basına da taşımayanmışımızın sebeplerinden bir tanesi de gönül birliğiyle bu ekmeği, bu pastayı beraberce yemek. Dönüşüme katılan sürücüler, dönüşüme katılmayan sürücülerden şikayetçi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'a seslenen şoförler güzergah ve zaman gözetmeden taşımacılık yapılmasına izin verilmemesini istediler. Bizim tek talebimiz, gerek belediye başkanı Sayın Doçent Doktor Lütfi Savaş'tan, gerek Sayın Valimizden, gerekse ilgili kurumlardan bu konuya bir an önce ivedilikle el atarak bizim hakkımızı onlara, onların da hakkını bize yedirmemek suretiyle bir çalışma programının hazırlanarak herkes kendi hakkına razı olacağı şekilde bir birliktelik sağlanmasını talep ediyoruz.